Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber 24 Şubat'ta Başak Burcu'nun 5 derecesine gerçekleşecek olan Dolunay'ı konuşacağız. Şimdi bu Dolunay aslında biraz bizim böyle detaylara odaklanma, verimliliğimizi arttırma zamanında geldiğini bizlere anlatıyor olacak. Güneş'in tabii ki Balık Burcu'nda olması Dolunay'la beraber hayallerimizi gerçekten gerçeğe dönüştürmesine de çok yardımcı olacak. Bu dönem sıkı çalışmanın ve organizasyonun önemi çok büyük. Bunun için böyle günlük aktivitelerimizi gözden geçireceğiz, gerekli değişiklikleri yapacağız ve Başak Burcu'nun özellikle de dikkat etmemiz yanı gölge yanına düşmememiz gerektiği mükemmeliyetçilik eğilimine biraz bu dolunayda dikkat etmemiz gerekli. Zihinsel ve fiziksel sağlığımıza da aynı zamanda çok özen göstermemiz gerekli bir dolunaydan bahsediyorum. Merkür ve Satürn Güneş'in her iki yanında yer alarak bizde iletişimi ve öğrenmeye de bize teşvik ediyor olacak bu dolunayda. Bu enerji iş ve özel hayatımızdaki çok önemli konuşmalar için çok rahatlıkla kullanabiliriz. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz lütfen abone olunuz ve gezegen etkileşimleriyle ilgili herkesten önce haberdar olmak için de lütfen bildirimleri açınız. Terazi Burcu ve Yükselen Burcu Terazi olanlar Başak Burcu'ndaki Dolunay 12. evde gerçekleşmesinin durumu sizlere hayatlarınız üzerindeki potansiyeli yansımalarını, nasıl yansıyacağını detaylı bir şekilde hep beraber ele alacağız. Dolunay sizin ve Güneş'in 6. evde, ayın da 12. evde olması özellikle sağlık ve kişisel bakım konularını ön plana çıkarıyor bu dönemde. Bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceği ve kendinize çok dikkat etmenizin önemini vurguluyor olacak. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız dinlenmek ve vücudunuzun ihtiyaçlarını özellikle karşılamak bu dönemin temel mesajlarından birisi olacak. Şimdi Dolunay'ın etkisi altındaki terazi burçları özellikle sağlıklarına bu dönemde evet odaklanabilirler. Çok çalışmak ve yoğun tempolar özellikle terazi yükselenler için fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde olumsuz etkilere maalesef sahip olabilir. Bu süreçte çalışma rutinlerinizi dikkatli bir şekilde tekrar gözden geçirmek ve aşırıya kaçmamak çok önemli olacak. Spor ve fiziksel aktivitelerde bulunurken vücudunuzun sınırlarını anlamak ve bu sınırlara da belirli derecelerde yüklenmek gerekiyor bu zamanlar içerisinde. Finansal konular ve ilişkiler bu dönemin önemli bir parçası tabii ki. Dolunay'ın etkisiyle terazi burçları için finansal düzenlemeler ve ilişki dinamikleri üzerinde biraz düşünmek önem kazanabilir. Bu dönemde ilişkilerde denge bulmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için adımlar gerçekten net adımlar özellikle atılabilir. Bu dönemde terazi burçlar için özellikle ilişkilerdeki dinamikler ve romantik bağlantılar çok önemli. Venüs ve Mars'ın 5. ve 8. evdeki konumları biraz sizi böyle heyecan verici romantik ilişkilere götürebilir. Ancak bu ilişkilerin uzun vadeli potansiyelleri üzerinde düşünmek ve gerçekçi beklentilere sahip olmak da çok önemli. Sağlık konuları dışında terazi burçları için bu dönem kişisel gelişim ve kendi iç dünyalarına dönme zamanı olduğunu da belirtmek istiyorum. Dolunay'ın etkisi altında terazi burçları kendi içsel motivasyonlarını, duygusal ihtiyaçlarını ve kişisel hedeflerini bu süreç içerisinde çok daha iyi anlayabilirler. Hem kısa vadede hem uzun vadede kişisel gelişimlerinizin bu durumda, bu dolunay sürecinde inanılmaz derecede katkısı bulunabilir. Sonuç olarak terazi burcu ve yükselen teraziler için bu dolunay dönemi sağlık ve kişisel bakım, ilişkilerde denge bulma, finansal düzenlemeler ve kişisel gelişim gibi önemli temaları da içermekte. Bu dönemde alınacak kararlar terazi burçlarının hayatları üzerinde uzun vadeli etkilere gerçekten sahip olabilir ve kişisel gelişim yolculuklarında çok önemli bir dönüm noktası da yaşanabilir. Bu süreç terazilerin kendilerini böyle daha iyi anlamalarına ve hayatlarını daha dengeli ve tatmin edici bir şekilde yönlendirmelerine de yardımcı olabilir. Dolunay'ın getirdiği enerjiyle terazi burçları kendi iç dünyalarına dönme ve kişisel gelişimlerine odaklanma fırsatları zaten
bu donlar sürecinde de bulacaklar. Bu süreçte sağlık konuları özel bir dikkat etmek gerekiyor dedik. Kendinize iyi bakmak, terazi burçlarının özellikle genel refahlarını arttırmanın temel yolu olacak bu dönem içerisinde. Yine finansal ilişkiler, ikili ilişkilerdeki kararlar gelecekteki yolları şekillendirmede çok önemli rol oynayacak sevgili teraziler. Gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir dolunay olmasını diler. Sağlıklı günler diliyorum sevgili teraziler.